Türk dilinden j derece dersleri. Assalamu alaikum dil ihlasmatları. Merhaba değerli izleyiciler. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz sizlerle kaçıncı dersimiz? Evet, 65. dersimize geldik. Arkadaşlar size güzel bir ödev vereceğim bugün. Ee, yazma yazacaksınız yani kompozisyon. Ne hakkında olacak? Evet, kompozisyon ne hakkında olacak? Geniş zaman hikayesi. Ee, tam bu konuyla ilgili bir e, ödev vereceğim. Tabii ki bunu dersin sonunda öğreneceksiniz. Evet arkadaşlar e, benim derslerimi nereden izliyorsunuz? Hangi ülkeden? E, Özbekistan'ın ya da Özbekistan'ın neresinden izliyorsunuz? Kadırlı kuzat uçlar biz e, bizim derslerimizi kayırdan kuzatıp olmaktasınız. Yok ki kayısı Devlet'ten. Yok ki kayısı çakardan. ularni albatta izohda yozib qoldiramiz bugun sizlarga ajoyib bir vazifa beraman kompozitsion ya'ni insho yozasizlar <laughs> ushbu zamon bilan bog'liqligi bo'ladi buni albatta siz mavzuni o'rganib <laughs> bo'lgandan keyin vazifani olasiz va albatta bizni sahifalarimizga yuborasiz qadrli kuzatuvchilar <laughs> unday bo'lsa darsimizni boshlaymiz albatta nima qilasiz bizni birinchi marta kuzatayotgan <laughs> bo'lsangiz sahifalarimizga obuna bo'lishni unutmang Ondan ki yine ise tint joyga joylaşıp derslerimizin küzeltişini başlayın. Sebabı cüda ham muhum mavzularını organiyemiz e, ee, bugün. E, sizler iptihan yıkır mahşub olsanız mavzulardan biri. Evet. Neymiş konumuz? Geniş zaman hikayesi. Geniş zaman hikayesi nasıl olacak? Onu beraber şimdi bakalım. Geçmişte her zaman yapılan ve süreklilik taşıyan işleri anlatmak için kullanılır. Geçmişte sürekli yapılan ama şimdi yapılmayan işleri, eylemleri, alışkanlıkları anlatmak için bu kip kullanılır. Selim gençliğinde pop müzik dinlerdi. Ee, bu ne madde yani? Otken zamanında cüda kop işletilgen, daimi ravişte kılınken iş hareketler yok ki bir adetlerini işletilişi. Ha? hozir ular ishlatilmaydi ya'ni e, u odatlari yoki ish harakatlar hozir bajarilmaydi shularni o'tgan zamonda shaklda ko'rsatilishi ya'ni o'tgan zamon shaklida davomiy shaklda ko'rsatilishi misol uchun mana bu yerda selim genchligida pop genchipopmuidiardi selim yoshligida pop muzikalarni eshitardi bu degani o'sha ish harakati doimiy qilgan ish harakati undan oldingi darsimizda e, savol berishingiz mumkin shimliki zamon hikoyasi bordi bu bilan uni nima farqi bor unda esa doimiy bo'lgan ish harakat ha, bu yerda doimiy bo'lgan odatlar e, va albatta e, nima ekan ish harakatlar doimiy qilingan ish harakatlar uni ustida misol uchun men e, ban masalan e, soat do'kizda bu soatdan bu soatga qadar do'kizda nym buni yapyurdim bunu kılıyor gendim. Ama yani bunu deyse, ben kılar edim, borar edim. Bu şekilde bana oranı Evet, ben, sen, o, biz, siz, onlar. Ben dinlerdim, ben dinlemezdim, sen din, ben dinler miydim, dinlemez miydim? Sen dinlerdin, sen dinlemezdin. Yani benim bir cöge etibar Geniş zamanda olumsuz şekilde, inkar şekli kanday edi. ''Maz'' koşmucası ya ki o işte sözdeki ünlü yarab mez şekilde ham bolar eder. Sen dinlerdin, sen dinlemezdin, sen dinler miydin, sen dinlemez miydin? O dinlerdi, o dinlemezdi, o dinler miydi, o dinlemez miydi? Biz dinlerdik, siz dinlerdiniz, onlar dinlerdiler. Biz dinlemezdik, siz dinlemezdiniz, onlar dinlemezdiler. Biz dinlerdik, siz dinler miydiniz? pardon, biz dinler miydik, siz dinler miydiniz? Onlar dinler miydi? Biz dinlemez miydik, siz dinlemez miydiniz? Onlar dinlemezler miydi? Bana bunun için de, bana bir yerde etibar onlarda Koplük şekli onlar da kalsıcı da bazen işletişiniz mümkün, bazen işletmezsiniz. İngiliz hem Bu soru için onlar dinler dedi, sen ham ee, yok ki bana bir de demek ki onlar dinlerlerdi. Ee, onlar dinlemezlerdi. Ha Bu şekilde işletseniz kan buladım. Evet arkadaşlar geldik. Sen buralara gelir miydin diyor. Evet sen buralara gelir miydin? Ee, neymiş çok param olsa kendime güzel ev alırdım. Bu da istek şeklinde. Çocukken erken yatmak istemezdik çocukken erken yatmak istemezdik. Siz nasıldınız arkadaşlar çocukken? Siz de öyle yapar mıydınız? Evet. Şimdi buradaki alıştırmaları beraber yapacağız. Alıştırmaları yapmadan önce her zamanki gibi ne yapacağız? Ekranı durduracaksınız. Burada ekrana bastığımda pauza çıkacak değil mi? Pauza sonra bacarı bölgenden ki doğru yok ki doğru bir yerle korku çıkamazsın. Bazar bölgen bolsanız onda koru Sen üniversitedeyken futbol oynuyor muydun? Hangisi? Oynar mıydın? Zehra'yı önceden parka annesi götürürdü ama şimdi kendi gidiyor. Aykut çocukken hiç et ye e yemiyordu şimdi yiyor. Dedem eskiden sigara iç e içmezdi. çer miydi? Evet. Eskiden sigara içerdi ama artık içmiyor. Evet Aykut çocukken hiç et yemez de olacak burada. Üniversitedeyken her hafta sonu maça giderdim. Şimdi zaman bulup gidemiyorum. Evet üniversitedeyken her hafta sonu maça giderdim. Siz nasıldınız arkadaşlar? Üniversite hayatınızda neler yapardınız? İşte onları anlatacağız. Siz gençken hiç yüksek sesle müzik Dinler miydiniz? Şimdi niye gençlere anlayış göstermiyorsunuz? Hangisi? Evet, siz gençken hiç yüksek sesle müzik dinlemez miydiniz? Eskiden buralara çok kar yağardı. Küresel ısınmanın etkisinden olsa gerek artık yağmıyor. Öğrenci evimizde arkadaşlarla sabahlara kadar sohbet ediyorduk. Senin yerinde olsaydım o teklifi kabul ederdim. Daha çok paramız olsaydı o evi satın alırdık. Evet arkadaşlar, şimdi dersimizin sonuna geldik. Dersimizin sonuna geldik ama size ödevim nasıl olacak? Evet arkadaşlar, üniversite hayatı onunla ilgili anlatacaksınız. Öğrenciyken en sevdiğiniz yer, en sevdiğiniz iş ve en sevdiğiniz neymiş? Ders. Bunları anlatacaksınız. Mesela her insan giriş tabii ki giriş gelişme ve sonuç kısmı olacak değil mi? Giriş kısmına her insan hayatında mesela öğrenci oluyor. Öğrencilik hayatında bunlar bunlar oluyor. Şimdi gelişme kısmında ise başlıyorsunuz. Ben öğrencilik hayatımda en sevdiğim yer, en sevdiğim ders ve en sevdiğim neymiş? iş. Onları anlatacaksınız. Ben öğrencilik hayatımda en sevdiğim derslerden biri bu Gulamcan hocanın Türkçe dersi, değil mi? Türkçe dersiydi ve e, bu derslerde çok eğleniyordum ve eğlenirdim. Etibabıramız bana büyük joyda. Otken zamanda da çalışacak, hazır ki zaman otken zaman şekli ve geniş zamanında, e, şimdiki geniş zaman hikayesinde yapacaksınız. Ben öğrenciyken sabahları erken kalkardım, derse giderdim, değil mi? İşte bunları anlatacaksınız ve sonuç kısmında ise bunların hepsini birleştirip bir sonuç olarak alırsınız. Değerli arkadaşlar, bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.